Hayat Okulu'na hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Furkan. Bu bölümümüzde ev şartlarında kendi ekipmanlarınızla evden yapabileceğiniz ve size ek gelir getirecek, yarın bir gün çok faydalı ve iyi para kazandıran bir işe dönüşebilecek iş fikirlerini paylaşacağım. Özellikle gençler tabii bizim kanalları izliyorlar ve hayatları hakkında endişeleniyorlar. Burada anlatacağım şeyler arkadaşlar öyle mantıksız, bugün bir video izlensin diye çektiğimiz içerikler değil yani. Hani bugün yap, yarın işte o sal, öyle şeyler değil. Bizim kanalımızdaki bütün içerikler devamlı olarak yapabileceğiniz, akıllı mantıklı üzerine bir kariyer kurabileceğiniz tavsiyeler, öneriler genelde. Bu yüzden de çok tabii ki öyle popüler olmayabilir. Ama şunu söylemek isterim ki arkadaşlar, bunlar benim eskiden yaptığım işler var bunlar arasında. Yani 20'li yaşlarımın başlarında yaptığım işler var. Ya da çevremdeki arkadaşlarımın yaptığı ve buradan güzel para kazandıkları işler var. İkincisi, bir işveren olarak düşündüğüm zaman ihtiyacım olabilecek, ya keşke şunu düzgün yapan bir adam bulsak da alsak falan diyebileceğim işler var. Artı internette de bir miktar araştırma yaptığım zaman en çok internet üzerinden para kazanabilen, tabii global çapta para kazanabilen meslekleri veya alanları irdeleme fırsatım oldu. Bunları da sizin için listeledim. Yani buradaki meslekleri yarın bir gün İngilizceniz de varsa global olarak yapıp dolar üzerinden, euro üzerinden de güzel paralar kazanabilirsiniz. Onu da söyleyeyim arkadaşlar. Yani ortalama bir memurdan, ortalama bir çalışandan, beyaz yakalıdan daha güzel paralar kazanmanıza da imkan sağlayabilir ve küçük küçük de başlayabilir. Peki arkadaşlar, birkaç maddede gideceğiz bunlara. İlk olarak tabii ki sosyal medya işlerini bir söyleyelim, adettendir, onu geçelim sonra. Arkadaşlar, çevrenizde sosyal medya hesabı olan işletmelerin veya influencerların hesaplarını yönetebilirsiniz. Bu iş gerçekten zor bir iş. Yani kendimden söyleyeyim, zorlanıyoruz arkadaşlar. Birkaç tane hesabımız var. Bizim Hayat Okulu hesabını mesela profesyonel bir şekilde bir arkadaşımız yönetiyor. Bu konuda ihtiyacınız olan nedir? Sosyal medya algoritmalarını biraz çözeceksiniz. İnsanlarla iletişiminiz güzel olacak. Düzenli, disiplinli bir insan olacaksınız. Bu işleri sevdiğiniz zaman sosyal medya yönetiminden bir de birkaç farklı hesap yönetirseniz, onlara güzel planlar organize ederseniz güzel bir ek gelir, hatta sağlam bir maaş kazanabilirsiniz. Bunu söyleyebilirim. İçerik üretme kısmı var. Buraya girerseniz biraz daha kazancınız artar. Yani az buçuk Photoshop'tan anlıyorsanız, Photoshop'tan anlamıyor olsanız bile internette çok güzel sosyal medya paylaşımı oluşturabileceğiniz siteler var. Mesela Canva.com. Buna benzer bir sürü web sitesi de var. Ücretsiz stok görseller alabileceğiniz web siteleri var. Yani bunları birazcık araştırarak içerik üretmeye de başlayabilirsiniz. Ve bu ürettiğiniz içerikler özellikle para kazanan, hali hazırda ama sosyal medya kitlesini büyütmek isteyen, reklamlara daha az para harcamak isteyen firmalara da çok karşılık bulabilir. Bunun yanında bu firmalar için içerik yazmayı biraz daha geliştirerek blog yazabilirsiniz. Bu yazdığınız bloglar mantıklı, sağlıklı olursa o firmalara çok para kazandırabilir. Yani kaliteli rehberler, kaliteli hesaplayıcılar. Mesela girin, birazcık Search Engine Optimization araştırması yaptığınız zaman göreceksiniz. İnternette kullanılan araçlar firmalara güzel para bırakabilir. Mesela araçtan kastım nedir? Güzel tablolar oluşturursunuz. Sallıyorum yani şu anda işte namaz vakiti tablosu, diyet kaç kalori, hangi krediyi çekersem hesaplamam daha kolay olur, vücut kitle indeksim nedir? Bunun gibi içerikleri üretebilirsiniz. Böyle rehberler hazırlayabilirsiniz. Mesela örnek veriyorum, hani fitness'a yeni başlayanlar için rehber. Bunu böyle güzel bir şekilde bir e-book gibi de hazırlatırsınız. Bir firmaya verirsiniz. O firma onu pazarlama araçlarında kullanabilir, örnek veriyorum. Böyle kaliteli içerikler hazırlayarak o firmanın, para var onlarda ama sosyal medyayla uğraşacak vakit yok, bütün o dijital iletişiminde onlara yardımcı olabilirsiniz. Total olarak yani bu sosyal medyada ihtiyacınız olan nedir? Biraz düzen, biraz disiplin, günde 3-4 saat belki maksimum mesai ve İnsanlarla iyi bir iletişim kurabilmek, insanların neye ihtiyacı olduğunu anlayabilmek, onların en çok tıkladığı içerikleri çözebilmek vesaire. Yani bu bizim Z kuşağının çok güzel yapacağı işler. İkincisi pazarlama işleri. Bu biraz daha karlı ve para kazandırır ama biraz yetenek gerektirir. Bunları çok kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz. Yani biraz aklı olan bir insan, paraya ihtiyacı olan bir insan birkaç saat mesai ayırarak 1-2 ay içerisinde bu konularda ustalaşabilir. Küçük küçük testler yapabilir. Bir yerlerde stajlar yapabilir. Dijital pazarlama uzmanı olarak bir kariyer elde edebilir ve buradan çok güzel paralar kazanabilir. Nedir bunlar arkadaşlar? Birincisi Search Engine Optimization dediğimiz şey. Yani arama motorları optimizasyonu. Yani Google'da üst sıralara çıkmak için içerik üretmek, o sitenin deneyimini geliştirmek vesaire. Maalesef Türkiye'de İnsanların çoğu bu SEO olayına işte nereden link satın alabilirim, nereden dümen yapabilirim, insanları nasıl kazıklayabilirim, aynı keyword'ü 500 kere geçirirsem nasıl insanların önüne çıkabilirim. Koskoca gazeteler, dergiler bile giriyorsun bayram hangi gün diyorsun, o sana 50 kere soruyor bayram hangi gün diye. Ondan sonra orada spastik bir yanıt veriyor. Google algoritması inanın bu kadar gerizekalı değil ama gerçekten Türkiye'de doğru düzgün iş yapan kimse olmadığı için maalesef yine böyle bir site ön plana çıkıyor. Bu da üzücü tabii ki ama siz kendinizi çok güzel yetiştirebilirsiniz. İngilizceniz de varsa global çapta burada çok güzel para kazanabilirsiniz. Firmalara bu konuda danışmanlıklar verebilirsiniz. Yani yapacağınız araştırmalar, yapacağınız raporlar çok faydalı olabilir. Bizatihi bunun içine girip o firma için bunları da düzeltebilirsiniz. Google reklamlarını, Instagram reklamlarını yönetebilirsiniz. Bunlar öğrenmesi çok zor olmayan, 6 ay içerisinde ustalaşabileceğiniz hususlardır eğer doğru kaynaklardan öğreniyorsanız. Dediğim gibi yaklaşımınız nasıl kolay para kazanırım, işte 12 tane sağlam para kazanma yöntemi falan diye böyle dümenden videolara giren tiplerdenseniz bunlar sizde işe yaramaz. Furkan ne saçmalıyor dersiniz. Eğer ben ciddiyim bu işlerde, biraz para kazanacağım, hayatımı geliştireceğim, yarın bir gün kendime bir marka kuracağım diye salih bir şekilde yola çıkıyorsanız bu alanlarda çok güzel paralar kazanabilirsiniz arkadaşlar. Komünite sayfaları yönetebilirsiniz arkadaşlar. Az önce bahsettiğim gibi sosyal medya içeriği oluşturmanın da ötesinde belli forumları, belli komüniteleri modere edebilirsiniz. Bu biraz daha sizin aktif rol almanızı gerektirir. Yani bir paylaşım yapıp çıkmazsınız ama oradaki insanların sorularına yanıt verirsiniz, yorumlarına bakarsınız, orada bir hareket oluşturursunuz. Bütün bunlar gerçekten bu günümüz çağında satışları artırmak için ya da belli fikirleri paylaşmak için, yalnızca satış demeyelim, non-profit organizasyon da olabilir. Yani bir siyasi partide çalışabilirsiniz, bir dernekte çalışabilirsiniz. Bütün bu vazifeleri yaparken bu donanımlara ihtiyacınız olabilir arkadaşlar. Üçüncü başlığımız developer işleri, yani geliştirme işleri. Burası çok daha ciddi bir şekilde size para kazandırır. Hatta bugün bir mesleğe başlamak istiyorum diyen 20 yaşındaki bir gence verebileceğim en iyi tavsiye herhalde yazılım öğrenmesi olur. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Bir sonraki tıraşınıza giderken muhakkak o berbel İsmail abi olsun. İsmail abinin randevusunu, rezervasyonunu onun mobil uygulamasından yapmadığınız sürece bu sektör hala daha çok bomboştur. Yani ne zaman İsmail abi bir mobil uygulama yapar, baba randevunu oradan al, İşte jölenin, vaksın, her neyse ya da saç bakım kreminin süresi doluyor, sana yeni bir tanesini otomatik olarak göndereyim falan, böyle otomasyonlara bağlamadığı sürece bu sektör hala çok boş. Yani burada güzel bir yer bulabilirsiniz. Bir sene içerisinde burada bugünün parasıyla ayda 15-20 bin lira kazanacak kalibreye, seviyeye gelebilirsiniz. Eğer biraz da atılgansanız, kendinizi geliştirebiliyorsanız arkadaşlar. Ve tabii ki bunun ucu açık, yani milyon dolarlar da kazanabilirsiniz. Mobile development, web development. Bunları çok kolay bir şekilde artık öğrenebilirsiniz arkadaşlar. YouTube'dan bile birkaç tane de kurs murs alırsınız. Google'ın falan kendi kursları var. Django öğrenebilirsiniz, Python öğrenebilirsiniz, Flutter öğrenebilirsiniz. Bütün bu alanda gerçekten elemana çok ihtiyaç olduğu için firmalar bile kendileri yetiştirmek için kurslar falan yapıyorlar yani. Ama bu kadar kod işine giremeyecekseniz de Shopify üzerinden güzel tasarımlı web siteleri oluşturabilirsiniz. Yani bir ticaret yapmak isteyen birisine bu hizmeti 3.000 lira 5.000 lira karşılığında o adamın web sitesini hazırlayıp ona teslim edebilirsin. O insan vakitten kazanmış olur. Siz de tabii ki güzel bir web sitesi tasarlayıp satmış olursunuz. Yani bunu markalaştırıp çok büyütebilirsiniz bile arkadaşlar. WordPress'ten bir blog oluşturursunuz. Türlü türlü örnekler verebilirim. Yani WordPress, Shopify gibi popüler altyapıları kullanabilirsiniz. Veya kendinizi bir developer olarak geliştirebilirsiniz. Deli para kazanabilirsiniz. Prodüksiyon işleri var arkadaşlar. Ben daha önce mesela video çekmiştim sağa sola. Video editleri yapmıştım para kazanmak için, hani öğrenciliğim döneminde. İlk öğrenirken öğrenmeme de çok faydalı oldu bunlar. Yani o Final Cut Pro'yu mesela ben o zaman öğreniyordum bunlar vesilesiyle. Yani gerçekten hem hızlı para kazanabileceğiniz, harçlığınızı çıkarabileceğiniz hem de gelecekte bunu bir mesleğe dönüştürebileceğiniz işler bunlar. Çevremde çok insan, ben sosyal medya işi de yaptığım için böyle sıfırdan gelip tamamen, yani kamerayı kullanmayı bilmiyorken 2 sene içerisinde çok ciddi maaşlar kazanabilecek kalibreye, seviyeye geldiler. Bu şekilde kendilerini yetiştirerek, öğrenerek, biraz da atılgan olarak. Fotoğrafçılık, video çekmek, videografi işleri veya edit yapmak oturduğunuz yerde evden. Bunlar size güzel bir meslek oluşturabilir. Bu konuda bir miktar gözünüz ve yeteneğiniz de varsa. Ama bu yalnızca bununla kalmıyor arkadaşlar. Editörlük yapabilirsiniz, metin yazabilirsiniz, seslendirme yapabilirsiniz eğer sesiniz güzelse ve yeteneğinizi biraz daha geliştirmek ve vazgeçilmez olmak istiyorsanız animasyon yapabilirsiniz. Bu yapacağınız animasyonlar basit programları kullanarak da olabilir. Yani insanlara 300 liraya, 500 liraya, 3000 liraya, 5000 liraya pazarlama videosu falan hazırlarsınız. Ya da oturup kendiniz proje bazlı animasyon yaparsınız. Gidip Game of Thrones'ta bile çalışabilirsiniz. Tabii prodüksiyonun yanında bir de tasarım işleri var. Bu da biraz daha farklı ama daha kolay evden yapabileceğiniz işler. Photoshop yapabilirsiniz arkadaşlar. Yani bu yapacağınız Photoshop'lar markaların fotoğraflarını çektikten sonra onları düzenleme, editleme işleri de olabilir. Örneğin bir fotoğraf çekimi yaparlar. Modeller kullanılır. O modellerin işte sivilcesini silersiniz, saçını düzeltirsiniz, kıyafetlerini düzeltirsiniz, ışığı düzeltirsiniz. İşte Lightroom, Photoshop falan bunları kullanmayı öğrenebilirsiniz. Ya da Photoshop'ta dijital tasarımlar yapabilirsiniz. Sosyal medya paylaşımları gibi ya da marketing bannerları gibi. Yani işte kampanya görselleri falan oluyor ya böyle markaların. Onları hazırlayabilirsiniz arkadaşlar. Öğrenmesi yine 3 ay 6 ay içerisinde belli bir seviyeye getirebilirsiniz kendinizi. Yine çok yetenekliyseniz kendiniz sıfırdan çizerek illüstrasyonlar yapabilirsiniz. Bu sene ben mesela bu illüstrasyon olayına çok ciddi para verdim. Yani burada saydığım şeylerin çoğuna ben şimdiye kadar çok ciddi, servet diyebileceğimiz kadar paralar harcamışımdır arkadaşlar. Elbette özellikle öğrenciler için en kolay kazanç elde etme yollarından bir tanesi de eğitim alanında işler yapmak. Mesela sporla ilgileniyorsunuzdur. İlgilendiğiniz alanda antrenörlük yapabilirsiniz. Yüzüyorsunuzdur. Çocukları yüzdürürsünüz. Özellikle çevrenizdeki, işte sitenizdeki biraz da girişken olursunuz. İnternette ilanlar falan da verirsiniz. Ailelerin gözüne girerseniz onların çocuklarını yetiştirebilirsiniz. Aileler kendileri için harcamadıklarını çocuklarına harcayabilirler. Veya sporcu değilsinizdir de enstrüman çalıyorsunuzdur. Piyano. Bir ailenin çocuğuna piyano öğretebilirsiniz. Ya da kendini geliştirmek isteyen birine hobi olarak piyano öğretebilirsiniz mesela. Hani çok profesyonel değilsiniz ya güya. O yüzden söylüyorum. İngilizce dersleri en popülerlerinden bir tanesi. Çok fazla arkadaşım çevresindeki insanlara üniversite okurken İngilizce eğitim verdiler. Özel ders verdiler. Buradan güzel paralar da kazanılabiliyor. Çünkü özel ders tabii saati biraz daha yüksek oluyor. Bunu düzgün bir düzene oturtarak buradan ciddi manada harçlık çıkarmayı bırakın gelir de elde edebilirsiniz. Yabancı diliniz varsa metin çevirileri yapabilirsiniz. İmla ve noktalama kontrolleri yapabilirsiniz. Mesela bu konuda çevremde özellikle bizim arkadaşların istihdam ettiği arkadaşlardan bir tanesi ilk olarak web sitemizdeki imla ve noktalama hatalarını düzelterek başlamıştı. Şu anda güzel bir maaş kazanıyor mesela buradan. Tabii bu full time işe döndü sonradan ama part time olarak da böyle işler yapılabilir. Mesela bizim videolarımıza çok mail geliyor. Hani çevirilerini yapalım ya da altyazılarını çıkaralım. Böylece daha fazla kişiye erişebilirsiniz. İşte duyma engelli olanlara altyazıyı okuyarak işte fitness içeriklerinizi paylaşabilirsiniz gibi. Bu arkadaşlar da mesela çok hoşuma gitti yani. Hemen birkaç tanesi videoyu hallettirmiştik. Sonra tabii biz takip edemedik. Orada kaldı ama siz işinizi güzel yaparsanız, burada güven oluşturursanız böyle ek gelirler elde edebilirsiniz. Çeviri işinde tabii ticari çevirilerde yaparsanız buradan ciddi paralar da kazanabilirsiniz. Aynı zamanda veriyi toplama ve araştırma işleri yapabilirsiniz. Araştırmacılara yardımcı olabilirsiniz. Onlara raporlar sunabilirsiniz. Bu konuda yetenekliyseniz araştırmayı, data sonuçları çıkarmayı, bunu grafiklerle sunmayı çok iyi biliyorsanız, Excel vesaire kullanmayı çok iyi biliyorsanız buradan da güzel paralar kazanabilirsiniz arkadaşlar içinizde profesyonel sunduğunuz sürece. Ve tabii ki riskın 9'u ticaretlidir arkadaşlar. Ticaret yapabilirsiniz. Nasıl ticaret? Birçok insan tanıdım. İkinci el satılan bir ürünü alıyor. İşte biraz daha yüksek bir fiyata koyuyor. Bu dolap gibi, Letgo gibi uygulamalardan. Veya ikinci el elektronik. Mesela cep telefonunu satmak isteyenler ucuza koyuyorlar. Hani bir an önce elden çıkarayım diye. Onları alıyorlar. Onu belki birazcık bakımını yapıyorlar. Bir şeyini düzeltiyorlar falan. Daha pahalıya satıyorlar. Yani bunu bildiğiniz o elektronik firmaları ya da telefoncular falan da böyle işler yapıyor. Bu arkadaşlar bunu evlerinde ek iş olarak kenarda yapıyorlar. Ayda 1000 lira, 1500 lira buradan para kazansam benim için iyi diyorlar. Ve gerçekten işe de yarıyor. Özellikle o sektöre, alana dair bilginiz de varsa böyle birkaç tane işi kombinleyerek güzel harçlık ya da ciddi manada para kazanabilirsiniz arkadaşlar. Bunlar tabii çok büyük bir kariyere dönüşür dönüşmez onu bilemem. Yani çünkü az önce bahsettiğim işler kadar teknik donanıma sahip işler değil. Ama kısa yoldan güzel, hızlı para kazanabileceğiniz şeyler. Hatta arkadaşlar evde yemek yapıp bunu dışarıda satan da çok fazla kişi gördüm. Yani özellikle kadınlar tabii bunu tercih ediyorlar. Evde güzel yiyecek, içecek, börek, çörek bir şeyler yapıyor. Çevredeki firmalara, işhanlarına, dükkanlara götürüp bunları satıyorlar. Anlaşıyorlar oralarla. Mesela oranın öğlen yemeğini o yapıyor. Ciddi de para da kazanıyorlar bu şekilde. Yani böyle farklı iş çeşitleri de var arkadaşlar. Ticaret tabii hızlı para kazandırır ama az önce saydığım noktaların tamamı hayatınız boyunca size para kazandırabilecek, üzerine şirket kurabileceğiniz, üzerine istihdam yaratabileceğiniz alanlar olabilir arkadaşlar. Çok fazla açık olduğunu da söylemiştim bu noktada. Yalnızca kendinizi yetiştirme arzusunda olmanız lazım. Görüyorum mesela bizim Hayat Okulu özel grubunda da birkaç arkadaş var. Çok hızlı yol kat ediyorlar. Yani önce bir iki tane iş alıyor, kendinden emin değil falan. Bakıyorsun 6 ay sonra çok böyle profesyonel olmuş. Böyle 2-3 sene takip ettiğim arkadaşlar da vardı. Zamanında freelance 1-2 iş yaptırdığımız. Sonra bu işin uzmanı oldu, çıktılar yani. Dolayısıyla bu tavsiyeleri verirken de arkadaşlar kendime güvenerek söylüyorum. Umarım sizin için faydalı olur arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek üzere.